stop what you're doing and listen. Günaydın. Arkadaşlar bugün cumartesi, günlerden cumartesi ve ay aynı da çok pis ama neyse. Bir dakika döndüreyim. Bugün kızlar İstanbul'a gelmişti. Onlarla buluşacağız. Yani Bursa'daki arkadaşlar hani biliyorsun. Onlarla buluşacağız ama önce bu gece kalmayacağımı söylemem lazım. Dönebilecek misin? Böyle seviyor. Böyle gitmeyi seviyor. Keyif. Tatil. Şimdi buranın hemen karşısında bir park var, orada yemek yiyeceğiz. South Fried'ın böyle bir şeyi varmış, pikniksi böyle. İşte içecekleri unutmuşuz. Bakın kızlar oturdu. Ay biz piknik mi yapacağız şimdi ya? Ay tutamadım kız. Bak abi, adam pipet koymamış, dedim ki bize pipet koyun. Ne kadarını çıkarıyorum. Çünkü piknik böyledir. Sıra keyifler nasıl gençler? Ooo hiçbir şey gözükmüyor. Hemen filan oradan çıkıyor. Aç bize flash. Oo 4 kişi burada. 2 kişi burada. Gecem bize bakıyor. Çocuk da bize bakıyor ya. Yeter artık bak. Abi havasızlıktan gideceğiz gerçekten. Çok tilt ediyor ya. Kanka. Arkadaşlar kötülük oldu. Şuradaki karanlık bir gemi geçiyor, orayı görüyor musun? Onu gösterdim. Hayır. Dinlemiyor ya. Şey geçti yalnız önce ben gördüm onu. Arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar? İnanamıyorum şu anda. Bugün günlerden pazartesi. İnanılmaz yağmur yağıyor. Her taraf sular, seller olmuş, göl olmuş. Şemsiye nereden buldum derseniz. Çok zor şartlarda buldum. Eğer şemsiyem olmasaydı muhtemelen mahvoluyordum. So good down for you. I want nobody else. I just want you. So let's go down to my place and have some. Evet, bugün kalıp teslim az yapıyorum. Hiç gözüküyor varım. Yani arkadaşlar bugün salı. Ha, öyle olunca ben oluyor. Kat çıkarken öldüm. Bakın bu hizar çizgisi, duvar çizgisi, bakın. Yerleri yapmışlar, duvarları. Kalite kontrol bunları bakacak. Bir de desant boşlukları ya da duvardaki herhangi bir tamirat gerektiren yerleri bu şekilde dolgu yapmadan bile atamazsın. Ne hala? Şimdi dördüm ne hala? Ellerim o kadar pis ki. Arkadaşlar selam. Şimdi şantiyeden çıkalı çok oluyor. Saat 7.30. Yurda doğru gidiyorum. Bugün yine aşırı yoruldum. Bugün biz biliyorsunuz kaba işlerdeydik daha önce. Kaba inşaatta takılıyorduk. Yani 2 gün falan oradaydık. Bugün salı günü bizi ince inşaatta aldılar. İşte sıvaydı, şap dökme. Onlarla ilgilendik ama bence ince inşaat daha zor. Onun farkına vardım şu an. Çok da konuşamıyorum. İnanılmaz yorgunum. Çünkü her katı gezdiğimiz için her katta bir duvarlardaki sıvaların olmuş mu olmamış mı, şap güzel dökülmüş mü, ne bileyim şapın altına konulan. İşte bizim inşaatta bir tel konuluyor. O
sıcak su borularının üstünde tel konuyor. Onların falan takibatını yaptık. İnanılmaz yorgunum. Beni asıl yoran şey aslında hem şantiyenin içindeki bayır hem dışındaki bayır. Yani o bayırı çıkarken sanki bütün binanın sıvasını ben yapmışım. Tüm binayı ben dikmişim gibi hissediyorum. İnanılmaz yoruyor. Neyse işte bugün de böyleydi. Yani inşallah güzel şeyler çekmişim. Ne çektiğim daha hatırlamıyorum. İnanılmaz yorgunum. Bacaklarımı falan hiç hissetmiyorum bile. Yarın çarşamba, yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Have I been missing your letters? Did you write me at all? Or have I just forgotten how hard I fall? Is he stretching out your belt loose with his fingers and his thumbs? Doing everything. Günaydın sevgili şantiye, günaydın. İşte hani fileyi alçı yapmıyoruz. Makine bunu suya atarken direkt fileyle beraber kaynaşmazsa ileride potluk olabilir. El sallayın. Bugün başıma gelmesi çok mümkün olan bir olayla karşınızdayım çünkü uyuyakaldım. Bunu yaşayacağımı kesinlikle biliyordum ama bugün olacağını tahmin etmiyordum. Alarmımı bile duymamışım. Arkadaşlar inanın gerçekten çok yoruluyorum. Bacaklarım hani ağrısından gece falan uyuyamıyorum yani. Öyle yoruluyorum. Dolayısıyla da sabahleyin 5.40 alarmım var. Onu bile duymamışım. Normalde ben alarma tek tek kalkan bir insanım. Şimdi saat 7. Benim oraya gitmem en az bir saat. Normalde olmam gereken saat 8. Neyse şu an gidiyorum. Sana da günaydın. Koş. Geç kaldım. Ben yazdım şeyler. Çabuk. Ama şef yazmış bana. Tamam sıkıntı değil. Problem değil yazdım. Abi nasıl uyuyorum bir saat ya? Kaçta yaptım ben ya? Uyumuyorum. Şimdi dedi. Dönüşme. Gel bir gelin. Sıkıntı bizi sahaya kim çıkaracak? Kendimiz işte. Aynen. Kalk atacak adam bizim için geldi. Kanka her şartta. Neyse biz kendimiz çıkacağız o zaman herhalde. Bugün İstanbul'da fırtına kopacak diyorlardı ama hiçbir şey olmadı. Aynen. Emel uyumum hakkında ne düşünüyorsun? Hadi gidelim. Kendimizden kreş çocuğu gibi hissediyorum. Şeflerimiz bizi almaya geldi. Bir şeylerle oynama uslu diyor, tamam mı? Kimse hiçbir şey eleştirme. Kimse ne konuşuyor? Kimse ne konuşmam. Bir geç kalış geldi. Günaydın. 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 Günaydın sevgili şantiye halkı. Şeflerimizi bulmaya gidiyoruz Mina'yla. Umarım buluruz. Kaybolmayız inşallah. Boşluklara böyle diklemesine gelecek bu gaz betonlar şu şekilde. Bu da kilit sistemi, gaz ve son döşenme şekli. Sevgili Mina, şu an neyi öğreniyoruz? Şu anda alçıpan duvarı. Alçıpan duvarı nasıl yapılır? Hani plakacıklara. Şu alçıpan arasına taş yunu, bunlar profiller. Aynen öyle. Ve diğer tarafı da yine alçıpanla kapılacak. Evet. Taş yununu koymak için bunu koyuyorlar. Abileri gerçekten film izler gibi izliyoruz karşılaştığımızda. Aynen öyle. Sinema kurduk. Burada stajyer sinemiz. Ufak bir. Ufak stajyer sinemiz. Kendimize oda yapıyoruz şimdi. Aynen. Artık stajyer. Bunlar da tahliye taşıyıcı olarak geçer. Altındaki. Burada armatür yeri var. Buraya ayrıyetten de bir güçlendirme döneriz ki çatlaklıklar olmasın diye. Bugün dersimizi gördük. Dersimizin sonunda. Bize kola ikramı. Modelimiz bu. Sonra kola ikramı oldu. Evet arkadaşlar selam.
yurda doğru gidiyorum. İnanılmaz yoruldum dememe gerek yok artık bence zaten. Bugün alçıpan dersi aldık şantiyenin ortasında. Şeflerimizden biri hepimizi oturttu. Sonra işte profilleri getirdi. Alçıpan koydu. Taş yünü koydu arasına. Nasıl alçıpan duvar ve tavan yapılır onu öğrendik. Öyle verimliydi o açıdan yani. Şimdi yurda gidiyorum. Muhtemelen gidip uyurum. Yarın da cuma. Yarın şantiyeden sonra hemen yurda geleceğim ve bavulumu toplayacağım. Gideceğim. Bursa'ya gideceğim. Aman dikkat edelim şefim. Aman, aman. Günaydın şefler yolunda. İşlere başlanmış biz gelmeden. Bugün de her zamanki gibi geziyoruz. Çok fazla araba var ama şu an toplandım, Bursa'ya gidiyorum. Hafta sonu için eve gideceğim. Öyle pazar gün tekrar dönüş yapacağım İstanbul'a. Staj devam ediyor. Bugün saat 5'te çıktım ama bugün ne yaptık şantiyede? Yani çok da konuşamıyorum şantiyede çünkü bir süre sonra hep aynı şeyleri yapıyoruz. Taksimat oluyor. Taksimatta duvarların ilk katını... Yak, otobüs geldi. Tipimin haline bakın ya. Yerimi buldum. D16. Cam kenarı. Bu sefer Budo'yla gidiyorum. Bu ara hep Budo'yla gidiyorum çünkü çok daha iyi oluyor. Çok daha hızlı. O kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada şantiyede gözüme kaçan tozlardan bir bina dikeriz yani. Yani bir gözümden bir tane gaz beton çıkar. O kadar çok toz kaçıyor gözüm. Teşekkürler acılarıma şahit olduğunuz için. Kendinize iyi bakın. Bursa'da görüşürüz.